Efendim Amerika gibi bazı ülkelerde kapatılması tartışılan TikTok'tan aileleri rahatlatacak bir adım geldi. Artık anne babalar çocuklarının TikTok'ta neler izlediğini, kimlerle konuştuğunu anlık takip edebilecek. Ebeveynlerin çok şikayet ettiği bir uygulamaydı. Büyükler için bile çılgın gelen videolar var. Aileler o içeriklere karşıydı. TikTok'ta onların tepkisine karşılık verdi. Aile işleşmesi uygulamasına geçti. Onların kısıtlı bir süre kullanmasına izin veriyorsunuz. Sakıncalı içerikleri görmesini engelliyorsunuz. Yabancılarla, tanımadığı kişilerle mesajlaşmasını önlüyorsunuz. Yani güvenli bir ortam oluşturabiliyorsunuz TikTok içerisinde. Hem çocuktan haberi olur, hem yasaklı kanallara girmezler. Güzel düşünmüşler. Tabii ki bakarım. Şu anda bile bakıyorum. TikTok'ta aile eşleşmesi yapmak sadece 5-10 saniye. Ancak eşleşme yapmadan önce anne ya da babanın birinin mutlaka TikTok hesabının olması ve platformu da iyi bilmesi gerekiyor. İşte aile işleşmesini kurmanın adımları. Burada gizlilik ayarlarına girdiğiniz zaman aile eşleşmesi diyorsunuz. Çocukların TikTok hesaplarıyla kendi hesabınızı eşlediğiniz zaman çocuğun TikTok'u üzerinde ne kadar kullanabileceği, ne zaman kullanabileceği, kiminle mesajlaşabileceği, kiminle mesajlaşamayacağı, hangi aramaları yapabileceği, hangi aramaları yapamayacağı gibi birçok detaylı ayar üzerinde aslında söz sahibi oluyorsunuz. Eşleşme yapıldıktan sonra çocukların hesabı bir anda değişiyor. Artık onların önüne rastgele videolar ve hesaplar değil, ailelerin onay verdiği içerikler çıkıyor. Korkum yok. Aileler şey konuşuyorum zaten. Ailelerin kontrol edebilmesi güzel bir şey. TikTok'u kontrol etsem ben de telefonumu elime alacağım. Çocuk bana bakacak, annem telefonla oynuyor. Demek ki doğru bir şey yapıyor. Çocuğumun izleyebildikleri sınırlı.